Bir Muhtarlar Konuşuyor programında tekrar beraberiz. Bu 9. programımız. 8 programı geride bıraktık. Bu haftaki konuklarımız Ferizli ilçemizden. Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Haluk Onay. Abdurrezzak Mahallesi Muhtarı aynı zamanda. Hoş geldiniz. Mehmet Çirkin, Ferizli ilçesi Akçukur Mahalle Muhtarı. Hoş geldiniz. Ali Rıza Durmuş, Ferizli ilçesi Bakırlı Mahalle Muhtarı. Hoş geldiniz efendim. Ceyhun Keleş, Ferizli ilçesi Ceylanları Mahalle Muhtarı. Rıdvan Eren, Ferizli ilçesi Karadiken Mahalle Muhtarı. Aynı zamanda Ferizli Ziraat Odası Başkanı. Hoş geldiniz. Evet, önce başkanım sizden bir açılış konuşması alayım. İlk önce TV 264 ekibine, muhtarların sesi olduğu için, böyle bir program düzenlediği için Sakarya'daki 668 muhtarın adına sizin şahsınıza, teknik ekibe, bütün ekibinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu programa iştirak eden Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanımız, Haluk arkadaşımız şahsında yönetim kurulundaki muhtar arkadaşlarımıza, Ziraat Odası Başkanı aynı zamanda muhtarımız Rıdvan abiye de programa katıldıkları için teşekkür ederiz. Malum bu programlarda özellikle ilçeden gelen muhtarlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Biz de arada genelde soruların üzerine temas ediyoruz. Bu bağlamda ilk önce sözü biz Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanımızdan başlamak üzere sizlere verin. Programın hayırlı vesile olmasını temenni ediyorum. Buyurun. Haluk Bey, buyurun. Teşekkür ederim. İlk önce Ferizli muhtarları ve Ferizli'mize bize bu fırsatı verdiğiniz için TV 264 adına size, ekibinize teşekkür ederim. Ayrıca Federasyon Başkanımız Erdal Başkanımıza bizim çok güzel temsil ettiği ve her yerde, her platformda muhtarların ihtiyaçlarını, muhtarların gerekli olan şeylerini, mahalledeki sıkıntılarını dile getirdiği için kendisine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. Şimdi Ferizli, şöyle diyeyim ben Ferizli'nizi ilk önce. Ferizli Kuzey'in yıldızı olarak bakıyoruz biz Ferizli'mize. Evet. Kuzey bölgesinin yıldızı olarak bakıyoruz. 24 mahalleden oluşuyor. 24 muhtarlık var. 7 mahalle emniyet bölgesi, 17 mahallede jandarma bölgesi. Kırsaldan gelen mahalleler 17. 17 kırsalımız evet, var ya. 17'de kırsal mahallemiz var. Bununla alakalı iki tane de belde belediyemiz 2014 Büyükşehir Kanunu'ndan sonra kapandı. Mahalleye döndü. Bunlarda da 6 ayrı muhtarlık vardı. Tabii tek muhtarlık oldu bunlar. Evet. Ferizli böyle Büyükşehir yasasıyla mahalleye döndükten sonra bizim sıkıntılarımız tabii belirli bir sıkıntılarımız oldu. Bu son çıkan kanunla da kısaca değinmek istiyorum isterseniz. Evet, buyur. Bu son çıkan kanunla da daha kanun netleşmedi. Erdal Başkanımız bununla alakalı bize bir çalışmalarda bulundu. Evet. Çalışma yapıldı. Hatta bize briefing verildi Büyükşehir Daire Başkanlığımız sayesinde. Netleşen bir şey yok. Evet, netleşen bir konu yok. Süresi de var. 2022'nin sonuna kadar bir süremiz var. Evet. Bunun için biz muhtarlarla istişare yaptık. Belediye başkanımızla istişare yaptık. Bu kanun tam netleşsin. Kimin ne avantajı var? Kimin ne dezavantajı var? Ona göre kırsalda kalacak, kırsala geçecek, mahalle olacak, mahalleye geçecek. Evet. Şimdi benim kendi mahalleme gelince, benim kendi mahallemde kanalizasyon daha önce yapılmış. Bu yapılan kanalizasyonun bir takım sıkıntıları var. Ondan sonra Değirmencik, Damlık mahallelerinin altyapısında sıkıntılar var. Sıkıntı olarak bunlar. Sıkıntı dediğiniz, sıkıntıdan kastım. Altyapılar yapıldı ama tabii belirli bir arıtmalar olmadığı için evet. Mahallenin derelerine akıyor. Orada bir koku oluyor. Evet, o, evet, o evet. Bütün mahallelere alakalı o sıkıntı. Sıkıntı. Benim kendi mahallemde de, Malköy'de de bu var. Kanalizasyonların çoğu yapılan bekleme çukurları taştıktan sonra bekleme çukuru yapılmış. Atıyorum evet. 300 veya 600 litrelik, 600 tonluk büyük tonluk evet. Tonajlarda. Bunlar taştıktan sonra derelere akıyor. Kirlilik sebep oluyor. Benim aynı kendi mahallemde de var aynı sıkıntı. Bu mahallemdeki sıkıntı da kanalizasyonlar bir şekilde tıkanıyor. Yağmur suyundan, çakıldan, mıcırdan tıkandığı zaman da hayvan sulama göletim var. Göletimiz var bizim. Köyün alt tarafında. Mahallenin alt tarafında. Güzel bir yer. Ama bu kanalizasyonlar kirleniyor. Kapkara hale geliyor. Böyle bir sıkıntımız oluyor bizim. Ondan sonra Ferizli ile alakalı da değinmek istediğim bizim mahalle Karatiken
Karatika Mahallesi'nin çıkışında Doğancı, Ferizli Doğancı, Abdurrezak Mahallesi, Seyiftar Mahallesi ve Tokat Mahallemizi bağlayan bir OSB yapılma durumu var. Evet. Daha önce bu organize sanayi bölgemize itirazlar oldu. Evet. Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı. Bunun yürütmeyi durdurma kararının alınmasının sebebi de ÇED raporu eksikliği ve birkaç, işte 20 kurumdan görüş alınacaksa 18 kurumdan görüş alındığı için bu mahkeme iptal etti. Evet. Ama çoğunlukla bizim bölgemizdeki vatandaşlar istiyor. Siz muhtarlar olarak bu konuya nasıl bakıyorsunuz? OSB'ye nasıl bakıyorsunuz? OSB'ye muhtarlar olarak ben olumlu bakıyorum. Olumlu bakıyorsunuz. Olumlu bakıyorum. Çünkü orası tarım bölgesi derken ben şimdi kendim istiyorum. Benim 50 dönüm arazim var orada. Kendim evet. Var. Babadan kalma. Ama orası çok kırsal. Yani buğday amcalıyoruz. Birinci kalite tarım arası değil yani. İkinci veya üçüncü kalite. İki veya üçe düşer. Birinci kalite olanlar zaten çıkarıldı. Onlar sulama bölgesi ilan edildi. Evet. Orada hatta sulama projesi var. Şu anda Görkent'te Sakarya'dan sulama projesi daha önce eski yönetimlerde yapılıyordu. O biraz sekteye uğramıştı. Şu anda onu faaliyete geçirecekler. Görkent'te yapımı sürüyor. Bizim oralara kadar gelecek. Sulama projesi. Devlet Su İşleri'nin meydana getirdiği sulama projesi. Şimdi OSB'ye gelince tekrar çalışmaları belediye başkanımız sayesinde, şu anki İsmail Gündoğdu belediye başkanımız sayesinde OSB için tekrar hız verildi. Yer seçimi yapıldı. Yer seçimin onayı bekleniyor. Evet. Ondan sonra ÇED aşamasındayız. Daha önce ÇED raporuna gerek yoktur diyerekten dosyaya konduğu için mahkeme bundan iptal olundu. Evet. Şu anda ÇED raporu alınacak. ÇED raporu alındıktan sonra büyük ihtimalle OSB yönetimi oluşup hızlı bir şekilde devam edecek. Mahalle halkları, bölge halkı genellikle olumlu bakıyor. Ben kendi mahallemden bahsedeyim. Evet. Herkes bana soruyor. Yani sanayileşme ne zaman olacak? Kamulaşma ne zaman olacak? Diye bakıyor. Şu da var. Bizim mahallelerde artık nüfusumuz azalıyor. İhtiyar nüfus var. Benim şimdi kendi mahallemden pay biçelim. 250 kişi, 650 nüfusum var. 250 kişi 55 yaşının yukarısı. Ve kendi evimin etrafındaki evlerin çoğu boşalıyor. Çünkü yaşlılıktan dolayı, vefat dolayı çocukları gidiyor. Gençler iş bulamayınca gidiyorlar. Gençler ekmeğinin peşine. Yaşlı köyde kalıyor. Bunun için OSB de iyi olacak herhalde. OSB iyi olur ama gelişi tutacak. Şunun için de güzel planlama yapmak lazım. İlk önce bölge insanına istihdam sağlamak lazım. Ondan sonra dışarıdan. Zaten onu şart koşmak lazım. Evet. Yani bu işler yapılırken belediye başkanı bu işe tamam kardeşim ben sana gerekirse altyapısını da yardım ederim. Kepçe de veririm, şunu da veririm ama senden de bunu isterim demesi lazım yani. Evet. Bizim Akyazı'da böyle gidiyor. Gerekirse belediye gidip ona yardım bile ediyor kuruluşunda. Ama şeyde koyuyor, kotayı da koyuyor. %30 böyle alacaksın, %40 böyle yapacaksın diye. Yakışını da o daha önce İstanbul Otomotivciler ve Sanayi diyerekten bir dernek kurmuşlar. Evet. O dernek biz buraya OSB'yi kuracağız, biz faaliyete geçirecek diyerekten geldiler. Yer seçiminde de biraz onlar da ön ayak oldu. Biz de işte mahalle olarak veya ilçe olarak şöyle kararlarını veya şöyle yapmamız lazım. İlk önce kendi çocuklarımızın istihdamı olacak. Evet. Gelişimine katkıda bulunacağını tahmin ediyorum. Evet. İlçemizin. Şimdi bir de büyük şehrimize burada teşekkür ediyorum. İkinci dönemde bayağı bir çalışma oldu. Sizin evet, evet. Takip ettik. Zamanında asfaltlama çok yapıldı. Ama tabii eksiklerimiz var. Özellikle ilçe ve mahalle geçişlerimiz. İlçe geçişlerimiz derken Kaynarca ile Fethi arasındaki grup yolu olmadığından dolayı asfaltlama programı almıyor büyükşehir. Evet. Bunu da belediye başkanımızla falan söyledik. Büyük ihtimalle programı alınacak. Programı alındıktan sonra büyük ihtimalle asfaltlanır. Şimdi bu kadar değil mi? Tamam başkanım. Devam edebilirim sonra. Ferizli ilçesi Karayike Mahalle Muhtarı Rıdvan Eren. Aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı. Buyurun. Kendini tanıt abi. Evet ben Ferizli Karadiken Mahallesi Muhtarı, aynı zamanda da Ferizli Ziraat Odası Başkanıyım. Uzun bir süreden beri de görev yapmaktayım.
Kaçıncı dönem? Muhtar olarak 1984 yılından beri kesintisiz mahalle muhtarlığını yürütüyoruz. Aynı zamanda da 23 yıldan beri de Ferizli Ziraat Odası Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Şimdi ben de Federasyon Başkanımız Erdal Bey'in tebrik ediyorum. Böyle bir programları düzenlediler, sağ olsunlar. Aynı zamanda TV264'a teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bize tanıdığınız için. Tabii bu her ne kadar süre kısıtlı olmakla beraber bir takım şeyleri biz de anlatma fırsatı elde etmiş bulunuyoruz. Benim mahallem ufak olmakla beraber yeterli derecede hizmet alabiliyor musunuz diye sorarsanız yeterli olmamakla beraber en son benim mahallem geçtiğimiz yıl itibarıyla sıcak asfalt Ferizli ilçesinde kavuştu. Fakat Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyesine teşekkür ediyorum. Hizmet geldi, sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere. Fakat ilçemizde yapılan sıcak asfaltların çok dar olması birçok kazayı da beraberinde getiriyor. Yani yollar bazı yerde 6 metre, bazı yerde 5,5 metre, bazı yerde 5 metre. Yani bu yollar trafiği sıkıntıya sokuyor. Evet. İki tane araba yan yana geldiğimiz zaman bir tanesi durmak zorunda kalıyor. Yani geçerken birbirine zarar vermesin diye. Yani bunlar 50'şer santim daha geniş olsa, insanlar rahatla yolda gidip gelseler, hiç değilse kaza yapar mıyım endişesi olmayacak. Ama bu tüm ilçe genelinde öyle. Sadece benim mahallemde değil. Örneğin grup yolumuz var mesela. Gölkent yolu. İki tane büyük araba yan yana geldiği zaman inan tereddütle geçiliyor. Yani bunları özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza inşallah belki bu programı izleme fırsatı olur da bizim dilek ve temennilerimizi de göz önünde bulundurur. Evet. Yani buradan yola çıkarak benim köyümde son zamanlarda trafo merkezi kuruldu. Ferizli'nin gelen Kocaeli, Karasu, Söğütlü, Ferizli güzergahının elektrik kesintilerinin bol olduğundan dolayı trafo merkezi Kaynarca'dan yüksek gerilimli hat getirdiler. Benim mahallemde trafo merkezi yaptılar. Şimdi organize sanayiye götürüyorlar elektriği. Organize sanayiden de inşallah Ferizli bir nefes alacak. Ancak hala çalışmalar çok yavaş gidiyor yani burada. Artık neden kaynaklanıyor bilemiyorum ama Ferizli'nin hali hazırda bir kar yağdığında, yağmur, hızlı yağmur yağdığında, rüzgar olduğunda cereyanlarımız hep kesiliyor. Sakarya genel öyle. Sakarya ama bizim orası daha farklı. Yani inanın burada da kesildiğini haberlerini alıyoruz. Yani diğer konularda hizmetler evet tabii ki ilçemizde büyük mahalleler var. Yani hille benden gelsin başlasın anlayışıyla değil de tabii sırasıyla biz bir hayli eski muhtar olduğumuz için bu işlerin daha önce kaymakamlık nezdinde özel idarenin olduğu zamanlarda planlama yapılırdı. Yani sonuç itibariyle ilçenin sıkıntılarını her yıl sonu itibariyle Kasım ayında bir planlama yapardık. Derdik ki size ne lazım? Muhtarlar olarak bizlere kaymakamlıkta kaymakam bey toplantıda sorardı. Asfalt ne kadar lazım? İşte suyun mu yok? Su ne kadar lazım? İşte başka altyapın mı eksik? Bu tür konuları belli bir plana bağlayarak yapardık. Daha sonra ile gelen il özel idaresine gelen parayı bütün ilçelerle bölüştürülürdü. Bölüştürüldükten sonra hizmetlerde kısıtlama veya ekleme yapılırdı. Yani böyle bir şeyler oluyor idi. Fakat şu an böyle bir planlama yok. Tamamen ilçe belediyelerin, ilçe siyasetçilerinin belirlediği bir takım hizmetlerle yetinmeye çalışıyoruz. Ha kötü mü oluyor? Çok da iyi olmuyor aslında. Neden? Önceden planlama yapılmıyor. Yani bize göre.
Niye? Benim haberim olmuyor. Veyahut da ki herhangi bir mahalle muhtarının haberi olmuyor. Yani ben hizmeti ne zaman, nasıl, ne kadar alacağımı bilemiyorum. Hizmeti alacağım ama daha önce bunun planlaması yapılırdı, hizmet kesin gelecekti. Ha 3 kilometre asfalt gelecekti, 2'ye düşerdi. Evet. Özel idare kaynakları ne kadar gelmişse ona göre kullanılırdı. Evet. Şimdi biz bunu bilemiyoruz. Bir de büyükşehir yasası çıktı, büyükşehir yasasıyla beraber köy tüzel kişiliğimiz gitti. Eyvallah, köy tüzel kişiliği elbette ki büyükşehir yasası Türkiye Millet Meclisi'ne çıkan yasayla beraber haliyle kaldırıldı. Mahalle olduk. Mahalle olunca işte kanun gereği 5 sene köy statüsünü devam ettirelim diye söylendi. Evet, o 5 sene bir 5 sene daha çıkarıldı. Su parasını haliyle az ödüyor vatandaş. Efendim altyapıda işte kanalizasyon şeylerinden para almıyorlar. Bir ara bayağı geçmişteki belediye başkanımızla sürtüşme oldu. Biz sizden ne alıyoruz ki ne verelim gibi böyle şakadan da olsa belki yani söylemlerde de bulundular bize. Biz bunu yani Sakarya'nın muhtarları çok mu istedi de büyükşehire meraklıydı girdik de efendim yani kanunla yasayla çıktı. İstemeye girdik. Ha kötü mü oldu? Belki iyi oldu. Tabii ki büyümek her daim faydalıdır. Bizim ilçemiz de belki Sakarya'da en hızlı büyüyen ilçelerden bir tanesi son zamanlarda. Yani çok hızlı gelişme var. Ama plansız gelişmeler var. Her şey yapıldıktan sonra altyapıya başlanıyor. Önce binaları yapıyoruz, sonra da altyapısı. Yani bu tür sıkıntılarımız gelecekte daha büyük sıkıntılara sebep olacak. Yani nüfus, Ferizli'nin nüfusu 10 bindi, bugün oldu 15 bin, 20 bin belki. Merkezin, yani yapılaşma hala hazırda, çok hızlı bir şekilde sürüyor. Burada istisnalar olmamalı. Yani hakikaten yapılması gereken işlem varsa bunu amca, dayı, akraba, arkadaş, eş, dost gibi düşünmeden yapmak lazım. Ferizli'nin lehine olacak işleri yapmak lazım. Yani burada maalesef eksiklikler gözlüyorum ben kendi gözlemimle beraber. Ki genellemede de gözden görülecek bir takım şeyler var. Bir de benim hem tarımcı olmam hasebiyle benim sıkıntım Çark Deresi'nden çok sıkıntımız var. Çark Deresi benim mahallemin kıyısından geçiyor. Evet. Gece saat 12'den sonra yani zaman zaman haftanın 7 günün belki 3-4 günü bu Çark Deresi kıyılarında nerede ne atık var bilemiyorum. Yani ben onu elbette ki buranın sağlık müdürlüğü var, tarım ilçe müdürlüğü var. Bunu takip edip kim bu Çevre Müdürlüğü var. Çevre Müdürlüğü'ne de gittik bizatihi. Yani burada şeyleri salıyorlar drenaj kanallarına pislikleri. Bizim su içtiğimiz drenaj kanalları inanın şu an kurbağa tosbağa bile yaşamıyor. Yani böyle bir dünya yok. Yani biz burada yaşayacaksak, burayı temsil edeceksek, biz korumazsak kim koruyacak bunu yani? Bizim gelecek nesillerimiz, çocuklarımız, torunlarımızın burada yaşama şansı olmayacak. Şimdi az önce başkanımız değindi, organize sanayilerle. Yani biz organize sanayilere karşı değiliz. Organize sanayilere niye karşı olalım? Ama bu organize sanayiler 3. sınıf, 4. sınıf topraklarda ve akabinde akarının giderinin olduğu yerlerde güzel tarım arazilerinin olmaması lazım. Şimdi Sakarya'da Akova 1, Söğütlü, Ferizli, Karasu'ya doğru 2. Yani 2 tane önemli bölge var yani toprak bakımından. Evet. En gelişmiş, en güzel topraklarımız, en verimli topraklarımız sanayiler kuruluyor. Yani bu sanayiler sözün başında da belirttiğim gibi yani biz sanayiye karşı değiliz. Sanayinin kurulmasına karşı değiliz. Elbette ki istihdam alanı yaratmak güzel, verimli bizim insanlarımız için ama bizim bölge dar bir bölge. Yani şöyle bir avuç bir bölge.
yüz ölçüm olarak da dar bir alandayız. Yani iki tane organize sanayi kaldırmaz. Yani benim şahsi kanaatim. Ha, bunu yaparken bize de sormuyorlar. Yani bu toprakla uğraşan insanların fikrini de almıyorlar. Ha, fikrini almıyorlar, orada arazisi olan insan ister istemez bunu istiyor. 5 liralık arazisi 15 lira oluyor, 100 lira oluyor. Adamın hoşuna gidiyor. Ama gelecekte torunlarının sıkıntı çekeceğinin umurunda bile değil. O gününü gün etmeye bakıyor. Yani buradan yola çıkarak sıkıntılarımız bir hayli şey, yani bunları tam anlamıyla anlatmaya kalktığımız zaman belki saatlerce anlatabiliriz. Ama bu fırsatı bize verdiğiniz için de teşekkür ederim. Benim teşekkür söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Akçukur Mahalle Muhtarı Mehmet Çirkin. Akçukur Mahalle Muhtarı Mehmet Çirkin. Erdal Başkanıma ve TV64 televizyona teşekkür ederiz bu programı yaptığınız için. Sağ olsun. Büyükşehir Belediyesi geçen sene yolu 3 kilometre sıcak asfalt yaptı. Ama bir ceza oluyor bizim oraya. 5000 kişilik. Buradan Ulaştırma Daire Başkanlığı ağır taşıtları buradan gönderiyor. Yani tonaj manaj uygulamıyorlar. Yani yol şu anda perişan bir halde. İşte buna bir önlem çeviriz. Yani ama yok, polis çeviriz. Ceza yazan yok yani. Yani yol perişan oldu yani. Yol güzel oldu ama yani tonaj şey etmiyorlar yani. Ağır, tonaj arabaları geçiyor. Ondan sonra ikinci şey şu su şebeke değişmesi lazım benim. Köyün su mahallenin. Yani bu 80'li yıllarda olmuş. Köy hizmetleri yaptı. Evet. Her gün patlıyor. Gerçi Saski yapıyor ama yazık günah yani. Bunu yapılması. Bir ikinci şeyim, benim köyde telefon çekmiyor. Öğrenciler bu pandemiden dolayı biliyorsunuz evde ders yapması lazım. Telefon çekmiyor. Camiye şey koydurduk. Ufak bir verici. Evet. O da gelip yapmıyorlar. Ben kendi imkanlarımla aküsünü alıyorum, şey yapıyorum. Evet. Öyle giderdiz yani. Bunu kaymakamlığa 500 tane imza topladık, verdik. Evet. Bir sonuç yok. İzmit'e genel müdürlüğüne gittim. İster marka vermeyin. Marka vermeyin. Yani marka verdiniz mi oğlum? Marka vermeyin. Gelip bir şey yapmadılar bize. Yani Türk Telekom da çekmiyor. Evet. Ondan sonra biz de... Türk Telekom'un hattı yok mu sizde? Var da yani bu ta 80'li yıllarda olmuş. Evet. Yani kablolar değişmesi lazım. Bir daha gelip bakan yok. Yok, bakan yok. Ben müdürle görüştüm. Köy Çukur'da kalıyor bunun. Kalmış olduğu yüksek dağların arasında Çukur'da yani, kaldığı için. Bir kablo değişmesi lazımmış. Evet. Geçen sene değiştirecektim telekom müdürü. Bu sene yattı. Bu sene seneye atıyor. Ondan sonra bir de bu zati yakacak odunlarımız 5 siter bizim vatandaşımıza yetmiyor. Bunu 10'ar siter yapsak orman Başkanım bir orman bölge müdürlüğüne görüşse yani 5 siter odun bir haneye yetmiyor yani. Beraber gitmemiz lazım. Yani ben mesela 2 katlı evim var benim. Beraber gitmemiz lazım. Üste ben kalıyorum, altta çocuklar kalıyor. Yani 2 katta bir tane odun veriyor. Evet. 5 siter odun kime yetecek yani? 3-3 ton odun yani. Bu var. Bir de çiftçilik yaptığımız için, ben kendim de çiftçilik yaptığım için hayvancılık yapıyorum. Yani süt fiyatları düşük, yem fiyatları uçuk yani. 130-140 liraya yem alıyoruz. Ondan sonra gübre mesela. Yani bugün gübremi aldım. 2600 lira gübrenin tonu yani. En ucuz gübre. En ucuz gübre 2600 lira yani. Daha yani perişan haldeyiz yani. Daha önceki programlarda da bunu konuşuyorduk, süt fiyatlarını. Devlet bir katkı yapmaya çalışıyor köylüye. Evet. Daha onun katkısı gelmeden yendi, suydu, buydu, alıp başına gidiyor. Yani sen cebine gelmeden daha direkt onun cebine gidiyor. Yani devlet sana bir şey vermiş olmuyor. Devlet verdiği para senin cebine girmeden direkt sanayicinin cebine gidiyor yani. Ben zamdan önce, süde gelen zamdan önce 89 liraya alırdım şeyi, yemi. Şimdi 135 lira. Yani nasıl hayvanlık yapacağım yani bilmiyorum yani. Ben yani bırakmayı düşünüyorum yani. Evet. 20 tane hayvanım var, bırakmayı düşünüyorum yani. Ben hayvan yazdım, para kazanamıyorum. Kazanamayacağım. Mesela gübre... Zarar ediyoruz. Zarar aynı ediyorum. Şekilde, gübre, aynı şekilde biz bugün zaten. Bir tanesi diye 200-300 dönüm yere ekledim diye, 100 dönüm benim diye, 100 diyor icar diye, 100 dönümün ekmeyeceğim diye ben. Yani 3300 lira mı ne üre gübresinin tonu. 2600 lira kompaza. Yani... Benim söylediklerim bu kadar. Şeyle ilgili, yollarla ilgili Mehmet arkadaşımızın bahsettiği konu, bizim orada taş ocakları
iki tane onun mahallesinde var. Evet. İki tane de Ferizli Merkez Çalıbayırı dediğimiz yerde var. Benim mahalleme bakıyor. Burada her gün ikişer tane, üçer tane dinamit patlıyor. Şimdi bunlarla ilgili geçen bir toplantı düzenlediler ama görüntülük yaptılar şirketler. Hı. İşte ne oldu? Vatandaşın da görüşünü aldık falan filan. Kapasite arttırımı gibi bir şey getirdiler. Chat toplantısıydı abi. Evet, chat toplantısıydı. Şimdi zaten mevcut olan sistemde patladığı zaman benim evde, benim köyümde, mahallemde depremde 17 Ağustos depreminde bir tane çizik yoktu. Yani bu patlamalardan dolayı ilk sıkıntıyı biz görüyoruz. Akabinde arkasında devlet hastanesi var. Aksi istikametinde jandarma komutanlığı var, sağlık kuruluşları var. Yani bu yapmış olduğumuz, yani Büyükşehir Belediyesi'nin de bize vermiş olduğu hizmetlerde, yapılan asfaltlarda, sıcak asfaltlarda adamlar, şirketler hangi yol düzgün tak dalıyor. Örneğin ben geçtiğimiz yıl, benim yolum yeni yapıldı, ben çıktım adamların önüne. Yani uysam şoförlerle kavga edeceğim. Evet. Dedim ki kardeşim benim sizinle zorum yok. Bu şirketin sahipleri kimse, biz şirketlerin çalışmasına karşı değiliz ama 50 ton koyacağına 30 ton koy da geç bu yoldan, yani bu yol bunu taşımaz. Senin kamyonun 40 ayağı. Onu orada jandarma ve polis ne hangi mıntıkaysa ama önüne şey yazmışlar. Karayolları görevlidir yazısı yazmışlar. Kimse kanun çiğneyemez. Cumhurbaşkanı da olsa, beni, başbakan da olsa. Beni kaymakam çağırdı. Nasıl ben uyuyorsam kanuna doymak zorundadır. Yani beni. Beni kaymakam çağırdı. Karayolları deyip de işi kurtardım. Ben arazi yolunu kestim. Beni kaymakam çağırdı dedi. Yok dedi, bu dedi, bu Kuzey Marmara yolu var ya, oraya çekiliyor dedi. Ben dedi yüklerim dedi adam. Yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Kural kuraldır. Kanun kanundur. Buna herkes uyacaktır. Karayolları da uyacaktır. Sen de uyacaksın. Ben de uyacağım. Şimdi orada bir tane... Evet. Ceylan Dere Mahalle Motoru Ceyhun Keleş. Ceylan Dere Mahalle Motoru Ceyhun Keleş olarak. Öncelikle size ve ekibinize, başkanıma bu programı düzenlediği için teşekkür ederiz. 31 Mart seçimlerinde ilk defa muhtar olarak seçildim. Mahallemizde, Ferizli'de şanslı mahallelerden biriyiz. Yani kuzeyinde, en kuzeyinde, Kaynarca ve Karasu'ya sınır bir mahalledeyiz, tam üçgende. Seçimden yaklaşık 2 ay kadar sonra grup yolu çalışması Ferizli'de bizim oradan başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan bu çalışmayla alakalı Sayın Ekrem Yüceğer'e, İsmail Gündoğdu'ya buradan teşekkür ediyoruz. İki aylık bir, aşağı yukarı iki buçuk aylık bir güzel bir çalışma oldu. Çok sağlam bir yol oldu. Evet. Rıdvan Muhtarım'ın dediği gibi bizim yollar da dardı ve biz bunu genişletme fırsatı bulduk. Müsait olan yerlerde yolu genişlettik. Ondan sonra bu çalışmalar devam ederken aynı şekilde bizim de internet problemimiz vardı. Türk Telekom'un hattının yetersiz olduğu için Türk Telekom'la görüşmelere başladık ama kısa bir sürede hizmet veremeyeceklerini söylediler. Biz de özel bir şirketle anlaştık. Yani seçimden hemen sonra internet sorunumuzu çözdük. Bunun da faydasını bu pandemide uzaktan eğitimde hiçbir sıkıntı çekmedik. Allah'a şükür. Akabinde bu yapılan yolların kenarında daha uzun ömürlü olması için beton kanal çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Onda da mahallenin yarısını bitirdik. Yarısını da bu sene inşallah bitireceğiz. Mahallenin tabii iki ilçeye sınır olmasından dolayı ara yolları da biraz şey, fazla. Yani benim mahalleme 4 tane giriş var. Maşallah. 2 girişi hallettik Allah'a şükür. Kaynarca ile olan bağlantı yolunu da İsmail Başkanımızın da girişimleriyle bu sene inşallah geçen yıl Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu beton yol uygulamasını bizim orada da yapacağız inşallah nasip olursa. Onun haricinde bunlar yaptık. Tabii mahallede eksik çok olduğu için
sıra da tabii belirli bir sıra da olması gerekiyor. Aciliyet sırasına göre. Feriz'de 24 mahalle var. Evet. Her mahallenin eksiği var. Bizim de aciliyette, şimdi mesela benim mahallemde 5 yıldır çocuk bakıyor. Bu benim için büyük bir eksik. Hiç mi? Hiç yok. Çocukların sallanabileceği bir park bile yok yani. Parktan geçtim, salınacak bile yok. Bunun tabii müracaatlarını yaptık biz. Ferizli Belediye'mizde, Büyükşehir'e de yaptık. Tabii sırası geldi mi, onun da İsmail Başkan'ın bu sözünü verdi. Yani acil olarak bunlar var. Kaldırım, yazın benim mahallem biraz kalabalık oluyor. Göç alan bir mahalle İstanbul'da. Kalabalık neden oluyor? Yazlıkçılar geliyor, tatilciler geliyor. Denize yakın mı? Denize yakın. Evet, denize yakın. Denize yakın olduğu için İstanbul'dan falan da aşırı bir göç alıyor. Evet. Yer alan, ev yapan. Bununla alakalı da tabii imarda bir sıkıntımız var. Yani herkes istediği yere ev yapamıyor. İzinli yapılması gerekiyor evlerin. 18 geçmedi herhalde sizden. Yok. Geçmedi. İmar çalışması da bir an önce yapılması gerekiyor. Yani gelişmekte olan bir mahalle. Evet. Yani belki de Ferizli'nin değerlenen mahallelerinden birkaçından biri yani Beylendir'e. Bunun haricinde tarla yolları tabii taşlaması, Ferizli Belediyesi belirli bir program yaptı. Bu sene inşallah ona da başlayacağız. Geçen sene yetişmedi tam. Bizim mahalleye geldiğinde hava şartları müsaade etmedi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de son olarak SEDAŞ'tan tabii aşırı bir hizmet eksikliği var bizim alanda. En önemlisi trafo. Zaten belki de benim oradaki benim mahallem şu anda 310 hane en son yapılan sayımlara göre. 647 nüfusu var. Bu yazın daha da çok artıyor. Ama trafolar belki de 100 hanelik bir trafo var yani. 100 haneye yetecek kadar bir trafo var. Tavuk çiftlikleri var. 4 tane falan tavuk çiftliği var. Bunlar bu özellikle bu kış elektrik kesmesinde çok büyük zararı oluyorlar. Sabahtan akşama kadar jeneratör çalıştırmak zorunda kalıyor işletmeciler. Onların da büyük bir zararı var. Yani burada sağ olsun Saski çok güzel çalışıyor bizim bölgemizde, Ferizli'de. Ama SEDAŞ'tan aynı şeyi söyleyemiyoruz maalesef. SEDAŞ'ta Türk Telekom'dan aynı şeyi söyleyemiyoruz. Türk Telekom'dan zaten umudu kestiğimiz için. Ben her toplamda söylüyorum. Yani Türk Telekom'un Türk'ünü kaldıracaksın, telefon diyeceksin. Niye? Eğer Türk Telekom olmuş olsaydı, şu Türkiye'nin şu anda, şu pandemi döneminde Türk milletine bu eziyeti yapmazdı. Ben SEDAŞ'a gene bir ulaşıyorsun, dilekçe veriyorsun, arıyorsun, cevap veren var. Belediye başkanlığından çoğu muhtarlar memnun. Ben 9. program yapıyorum. Eksik varım var ama çoğu, yani %70 memnun ben. Ama SEDAŞ gene bir cevap veriyor. Bir dilekçe verirsen, karşına yazı yazıyor sana, bir telefon edersen cevap veriyor. Türk Telekom'a ben akıllı ulaşamıyorum. Yani ben gazeteciyim, 20 yıllık gazeteciyim. Benim büromdaki problem için ben Türk Telekom'a ulaşamıyorum. Onun için ben onu Türk'üne kaldırdım. Telekom diyorum ona. Eğer Türk olmuş olsaydı, Türk Telekom olmuş olsaydı bu milletin şu andaki şu zor gününde milletin yanında olurdu. Kalkar çalışırdı. 24 saat sağlıkçılar çalışıyor, polis çalışıyor, emniyet çalışıyor, belediyeler çalışıyor. Türk Telekom yok. Zaten Türk olmadı da aşikar. Yani ben mahallemde zaten onu kaldırıyorum yani. Suç Türk değil de ne olursa olur. Ben onlarla görüştüğümde zaten o umudu kesmiştim. Zaten hemen özel bir şirketle görüştük. Allah'a şükür internet problemimizi çözdük. Bekleseydin internetsiz bekleyecektin yani. Zaten beklemeye kalmıyor. Evet. Telefon direği kırılıyor, çatlıyor. Haber veriyoruz. Adam onu bile şey yapmıyor. Ya diyorum bak burada bir vatandaşın kafasına düşecek bu veya aracına düşecek. Adam hiç umursamıyor. Yani biz onu kendi imkanlarımızla kaldırıp temizliyoruz. Evet. Maalesef. Evet. Yüzlü söyleyeyim. Nüfusta Akyazı'da, yüzlü nüfusta Akyazı'da, Akyazı bir şehir oldu artık. O yüzlü nüfusu var. Şehir merkezinde adam beni arıyor. Abi diyor, hemen yanımda kofra var diyor. Oradan benim oraya interneti çekmiyor diyor. Vermiyor diyor. Maalesef. Defalarca dilek yazdım, bakan yok diyor. Telefonu bilmiyorum hangi güç var orada. Yani niye buna dokunamıyorlar? Bu idareciler buna niye bir şey diyemiyor? Belki yani sadece Türk Telekom değil. Yani
Bizi idare edenlere de ben sitem ediyorum bu konuda. Yani niye bakmıyorsunuz bu işe? Gelin Çevre Müdürlüğü mesela aradığında bize Derevşehir Yapısı'nı aradığında Çevre Müdürlüğü geliyor, valilik ayaklanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama Türk Telekom'a sıra gelince kimse ayaklanmıyor. Kimsenin umurunda değil bu iş. İletişim genelde şeyden olduğundan belki cep telefonundan, gittim adamdan. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Bakır Mahalle Muhtarı acizde durmuş. Bakın bana mutlu durmuş. Bu imkanımıza sağlık, teşekkür ederim. Benim mağaram 600 tanelik bir mağara. Yani büyük mağara, hepsinden büyük mağaram. 2 yıllık muhtarız. Devrim Bey dediğin gibi işte 2 yılda aynı muhtarız. 2 yılda 4 kilometre sıcak asfalt yaptık. Allah razı olsun Ferezli Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. İşte 1,5 kilometre bel kanalı yaptık. Dallı yollarımız iyi bir çalışma yaptık. 2 yıl içerisinde iyi bir çalışma yaptık. Tabii ki çalışmalar bitecek, bitmeyecek. Benim en büyük sıkıntım kanalizasyon. Altyapı olmaması. Yani büyük bir mahalle, yazın pisliklerimiz yola akıyor. Yani berbat bir görüntü var, berbat koku var. Bu konuda dilekçemiz verdik ama maalesef cevap gelmedi. Olsun işte altyapıdan dolayı işte falan sıkıntılar dediler. Bu konuda yardımcı olabilirse teşekkür ederim. Bir de benim mahallemde büyük mahalle olduğu için gençler sağda sola köşelerde, kahve köşelerinde oynuyorlar. Ben bir tane spor kompleksi istiyorum. Yani mini saha, voleybol, basketbol saha. Benim merkezden uzak mısınız? Merkezden tam içinde. Yani yapacağım yer mevcut. Güzel bir yerim var. Evet. Güzel bir yerim var. Merkeze yakın. Yan başına pazar yeri kuruluyor. Kapalı pazar yerimiz var. 10 yavaş güzel 1,5-2 dönüm yerimiz var. Yerimiz mevcut. Yani yer tahsis edebileceğiz. İşte bu konuda yapılırsa memnun olurum. Şimdi gerçek spor ödülünden yazı yazdım, olumsuz geldi. Sema'da yazı yazdım, olumsuz geldi. Olumsuz geldi. Spor şeye başvurmadı da, oraya da başvuracağım inşallah. Şimdi Telekom deyince, Telekom hepimizin bayrağı başı bir derdi. Benim altında santral, üstünde ben muhtarlık var. Muhtar olduk, bizim biz yazı yazacağız, yazı çıkacağız, çıkartmıyor. Biz en son Ceyhun Muhtar'la beraber gittik bir firmaya anlaştık. Şu anda internet sıkıntımız yok. Ama maalesef o şey kabloları yok mu? Telefon kabloları insanların boynuna dolanıyor. Ben bu konuda müdür yardımcısına telefonla ulaştım, müdür aradım. Bana dedi cevap şu, ben şu anda oraya yatırım yapamam. Dedim ki şu kabloları topla, alt santrala git. İstemiyorum, santrala istemiyorum. Yeter ki kabloları toplasınlar, direkler kırılacak artık. Direkler 30 senelik direk. Yani birinin üzerine düştü kafasını, Allah muhafaza. İlle birim ölmesi lazım. Genelde öyle olur. Genelde, defalarca söyledik. Defalarca söyledik ama maalesef bu Telekom'dan demek ki herkes şikayetçi. İş olmasa toplasınlar, testler hangisinler yani? Ben şahsen Türkiye'nin kaldırdım. Yani kaldırdım yani. Altta bu konuda işte, Allah razı olsun biz Büyükşehir'de Feriz Belediyesi'nden memnunuz. Şu anda çalışıyoruz. İnşallah, dedim eksiklerimiz var. Bunlara giderilirse, daha memnun oluruz. İnşallah bunlar da 3 senemiz var daha. Allah ömür verirse 3 yıl içerisinde gideceğimiz tahmin ediyoruz. Teşekkür ederim bize bu imkanı verdiğiniz için. Ferizli güzel yerleri de var. Ben geçen Ferizli'ye geldim. Bizim ilçe sağlık müdürümüz Gülşah Yılmaz. Evet. Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi'ne başkanlığına geldi. Merkezden geldi. Biz gitmesin diye çok uğraştık ama tutamadık elimizde. Gerçekten çok çalışkan, çok idealist bir insan. Yani devlet hastanesinde başhekim Samet Bey, müdür Muhammed Bey, ben araştırıyorum. Onlar da iyi çalışıyorlar, çalışmaya çalışıyorlar. Tabii onlar da bir yere kadar gidebiliyorlar. Bir yerden sonra siyaset var. Onlara takviye yapacak olan. Siyaset onlara yol açması gerekiyor bir yere kadar. Onlar yapabileceğini yapıyorlar. Ama siyasetin onlara yol açması gerekiyor. Bunlar idealist insanlar. Bunlara siz de yardımcı olursanız, onlar, inanın ben Gülşah Yılmaz'ı Akkızlı'ya gelene kadar ben ilçe sağlık müdürlüğü ne işe yaradığını bilmiyordum. Biz de ilçe sağlık müdürlüğü ne işe yaradığını Gülşah Yılmaz öğretti. Neler yapabileceğini o gösterdi. Daha önce hep Akkızlı kendi hemşehrilerimiz vardı orada. Herkes kartvizitten gezdi. İlçe sağlık müdürü kartvizitten gezdi ama kimse bir şey yapmamıştı. Allah razı olsun kendisinden ama kaçırdık elimizden. 7 sene atabildik. Bağrımda 3 aylarında şey yok. Evet, evet. 3 aylarında da pandemi yok. Başkanım 5 dakikamız olur, bir toparlama yapalım. Hemen.
Şimdi ben bu Ferizli muhtarlığının burada ortaya koydukları talepleri başlıklar halinde nedir ne değildir diye izah etmek istiyorum. İlk önce Sedaş'la ilgili Sakarya'da bir Kartepe mevkiinde Yanık Köyü'nün mahallesinin dibinde TEAŞ'ın indirici merkezi yapılacak. Evet. Ferizli'de de Rıdvan Muhtarım'ın olduğu yerde Karadiken Mahallesi'nde TEAŞ'ın indirici merkezi yapıldı. Trafolar TEAŞ tarafından kondu. Onların uç bağlantıları Sedaş tarafından yapılacak ve 2021 planında kesin bu olacak. Daha buraya gelmeden önce, öğleden önce de Genel Müdür, CEO değil, Genel Müdür olan Burhan Ak kardeşimizle de görüştüm. Bu yapıldığı zaman şehrin kuzeyi, Ferizli, Söğütlü ve Sinanoğlu o bölge bu elektrik kesintilerinin önüne geçilecek. Öbür türlü ve Kaynarca ve Karasu'dan takviye yapılıyordu. Bir kısmı da burada Karaman'dan takviye yapılıyordu. Dolayısıyla bu yetersiz kalıyordu. Burada iş, TEAŞ devlet tarafı işini bitirdi. Sedaş uç bağlantısını yapacak. Kartepe'de de, Sapanca'da, Kartepe'de de TEAŞ işini yapmıyordu. Birkaç direkli dikecek, indirici merkezini koyacak. Şeyin kabloları hazır. Sedaş'ın hazır. Bu konuyu bu şekilde ifade edeyim. İkincisi, taş ocakları dediler. Maalesef ben İnsan Hakları Kurulu'nda görevliyken 8-10 sene önce de GV Boğazı'na gittiğimizde artık ÇED raporu diye bir şey kalmadı. ÇED raporunu da kaldırdılar. Maden arama ruhsatıyla taş ocağı çalıştırıyorlar. Dolayısıyla da bu da başlı başına bir sıkıntık. Onun için kanun düzenleme olması lazım. Onun başkanım, haricinde... Başkanım, evet. Yok. Çıkıyor ruhsatı. Benim köyde bir tane var. Geçen dönem itiraz ettik. Biz iptal edildik mahvede. Geçen gün geldiler, ruhsat çıkmış, ormana kesildi. Evet, devam edelim. Onun haricinde herkesi ilgilendiren bir konu, kırsal mahallelerle ilgili bu hafta 200 sefer bakanlıkla görüştüm. Uygulama yönetmeliği çıkması için 15 gün önce hem İçişleri Bakanlığı'na muhtarlık seçimleriyle ilgili bu muhtarlığın taleplerini Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Bey çağırmıştı. Oraya çağırılan 3-4 federasyon başkanından biri de Sakarya'yı temsil eden ben gitmiştim. Dolayısıyla da oradan da Çevre Bakanlığı'na geçtik. Bugün büyük ihtimalle veya en geç pazartesi günü Sayın Bakan uygulama yönetmeliğini Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacak. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta hani biz 15 gün gibi bir süre diyelim. Uygulama yönetmeliği çıktıktan sonra kırsal mahalle olunur mu, olunmaz mı, olunursa nasıl olunur gibi ve nasıl uygulanacak gibi şeyler ortaya çıkar. Zaten bu program yayınlandığında da bu netleşmiş olur. Dolayısıyla da kırsal mahalle vatandaşın, muhtarın, azanın müracaatı diye bir şey söz konusu değil. Tarih söz konusu değil. Dolayısıyla da karar verecek olan ilçe belediyesi, hatta hiçbir müracaat olmadığı halde en uzak köye ben hizmet götürmüyorum deyip ilçe kırsal belediyesi kendiliğinden kırsal mahalle ilan edebilir. Tabi burada sıkıntılar şu, Büyükşehir Belediyesi gelen kararı kabul eder, reddeder veya değiştirebilir diyor 90 gün içinde. İlçe belediyesinden alınan karardan sonra. Dolayısıyla acele etmeye gerek yok. Biz de bununla ilgili bütün ilçe belediye başkanları, muhtarlar, teknik ekip bunlar ortaya konduğu zaman ortaya netleşecek. Yalnız benim şu anda edindiğim bilgi şu. Bir, köy tüzel kişiliği kesin geri gelmiyor. Yani bu iş bitti. İkincisi, acaba başta doğal gaz olmak üzere kırsal mahallelerde plan mecburiyeti olmadığından dolayı, yani ilçe belediyesi ister yapar ister yapmaz. Eğer plan mecburiyeti olmadığı için işte vergilerden, emlak vergilerinden, bina harçlarından su parasının %25'i, iş yerlerinde %50'si gibi 2019 sonra 2020, şu anda da 31-12-2022'ye kadar uzatılan geçici maddelerle olan hakların kalıcı haline dönüşmesi bu kırsal mahallelerin şeyi bu. Peki bundan sonra imarla bir yerdeki arsanın değeri 10 lira olduğu zaman imarsız olan yerde 1 lira olacak. Şimdi bunların hepsinin hesabı yapılması lazım. Artı belediye başkanları belki Rıdvan Muhtar'ın ifade ettiği gibi ya belki yüzüne söyleyemeyecek ama diyecek ki ya kardeşim emlak vergisi ödeme. Bina harcı, ruhsat harcı ödeme. Su parasının dörtte birini öde. Ondan sonra da hizmet bekle.
O zaman benden hizmette bekleme diye suratına belki söyleyemeyecek. Kaan'dan belki onu deme şansı yok ama bu durumlar var. Kaldı ki Büyükşehir Belediyesi ayrı bir partiden, ilçe belediyesi ayrı bir partiden olabilir. Kaldı ki aynı partiden olduğu halde Büyükşehir ile ilçe belediye başkanlarının anlaşmalıklarına ben bizzat şahidim. Evet, evet. Dolayısıyla da bu takım böyle bir takım sorunlar var. Bunların ortaya konması için uygulama yönetmeye çıkarsa herkes enine boyuna oturacak. Benim muhtarlara tavsiyem şu: bu uygulama yönetmeliği çıktıktan sonra o ilçe belediye başkanının imar işleri yetkililerini köy kahvesine, inşallah o zaman da bu pandemi süreci de rahatlar, çağıracak. Arkadaşlar, sorun sorularınızı burada. Ondan sonra benim muhtarım köyünde, köy bana daha samimi geldiği için köyünde artık bisküvi kutusu mu koyar yoksa tek tek imza mı toplar, köylüsünün kararını götürür oraya verir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da nedenin bir tanesinden değilmiş. Muhtar ne demiş? Muhtar ne dese olur demiş. Yani topu muhtar olarak demiş. Yani. Ya ben ona bakarsam... Herkes topu ömrünü atıyor şu anda. Bakın bir şey söylüyorum. Muhtar, belediye baş, ağza, vatandaş müracaat edecek diye bir şart yok. Başkan bir şey topu atmak için ya. İşte muhtar demiş, ne derse demiş, o olacak demiş. O zaman, ne derse demiş, kırsala girecek demiş. O zaman şöyle atar. Şey. O zaman şöyle topu atar belediye başkanı da ilçe belediye başkanı. Kardeşim, ben ilçe belediye başkanı olarak muhtarlardan veya o köyün gelen talebini kabul ediyorum. Ondan sonra gönderir Büyükşehir'e. Büyükşehir kabul etmediler. Yani o topu öyle de taça atabilir. Yani taça atacağım dersen istediğin şekilde taça atabilirsin. Kaldı ki Büyükşehir de der ki muhtarın dediğini kabul ettik. Vatandaşın dediğini kabul ettik. Fakat bundan sonra bir şey de beklemeyin diye söyleyebiliriz. Neyse, program da bitiyor. Dolayısıyla da her programda şeye getiriyoruz. Sonuna geldik. Tam dakika. Ben tekrar TV264 ekibine, katılan Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı ve yeni yönetim kurulu arkadaşlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Erdal Başkanım, bir şey ilave edebilir miyim? Zamanımız... Çok kısa bir şey. Çok kısa, çok kısa. Özellikle sizin bilginiz vardır bu konudan. Tarımcı olmamız hasabıyla bu Tarım Daire Başkanlığı, biz Büyükşehir'den böyle bir kurumun oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu komşumuz Kocaeli'de, İzmit'te var. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı var abi. He? Var. Var mı? Tabii. Yani bunu aktif hale getirin. O ayrı. O ayrı ama var. Evet. Bir Muhtarlar Konuşuyor programından sonuna geldik. Dokuzuncusuydu bu. Programa katılan Ferizli muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda federasyon başkanımıza bize böyle güzel bir ortamı sağladığı için teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.